Ve bu şehirdeki insanlar, gençler, liseli gençler niye ülke dışına gidiyorlar? Bunu araştırmamız lazım. Onlara kaliteli bir ekosistem oluşturmamız lazım. Yeni teknolojileri geliştiren, üreten, yeni katma değerlerle bu şehre katkı sunan nesilleri bu şehirde var etmemiz lazım, korumamız lazım. Onlara uygun ortamlar var etmemiz lazım. Bu şehrin derdi kanal falan değil. Birçok şey anlatabilirim. Yani E5'i nasıl geçeceksiniz? Daha ortada proje yok. Küçükçekmece Gölü'nü nasıl aşacaksınız? Yani suyla ilgili 3 bilim insanının raporunu okuyorum 2-3 gecedir. Ya uykularım kaçıyor. Yani bir bilim insanının tarifi aynen şu. Tümüyle siz yeraltı su kaynaklarını kurutuyorsunuz. Istırancalardan gelen suyun İstanbul'a yaygınlaşan yeraltı akışını yok ediyorsunuz. Bu yaratmak istediğiniz ada, yani Kanal İstanbul'un doğusu, yaratmak istediğiniz ada yarınlarda yerleşime uygun olmayan kurak bir alana dönüşme riskine sahip. Ya bunları ben yazmıyorum, bilim insanları yazıyor. Bugün de yazılmamış. Bakın bunlar 3 sene, 4 sene, 5 sene, 6 sene önce yazılmış. Yani bir siyasi tartışma değildir bu. Herkesin elini vicdanına koyup, yani bir siyasi hegemonya ya da bir siyasi abluka altında bir gazetede köşe yazısı yazmak ya da bir televizyonda konuşmayı, siyasi taraftarlık falan, bunları bir kenara koyalım. Koyalım, bu başka bir şey. Ya bir başka konuda beni yerden yere vurun, bir başkasını yerden yere vurun ama bu konu başka bir konu ya. Bu konu sizin çocuklarınızın torununa, bizim konumuz değil, bakın biz bugün yaşıyoruz ama bu konu bizim konumuz değil. Bu konu bu şehrin geleceği, çocuklarımız, torunlarımız için. Herkes evinde konuştuğu her cümleden sonra evine gittiğinde çocuğunun gözlerinin içine baka baka söylediklerini bir daha gözden geçirir. Varsa torunu, onun gözlerinin içine baka baka söylediklerini bir daha gözden geçirir. Çok acı laflar. Ben bugün bütün bu söylediklerimi, bütün doğallığı, bütün güzel ülkemin, güzel şehrimin, güzel insanlarımın, 16 milyon vatansever yurttaşımın, 82 milyon vatansever yurttaşımın haklarını korumak adına ÇED raporuna itiraza geldim. Rapora da itiraz edeceğim. Ve bu süreci son anına kadar takip edeceğim. Hukuksal zeminde sürecin nasıl değiştiğini ve değişeceğini, bütün hukuki mücadelemizi kol kola, omuz omuza, akılla ve bilimle, birilerinin düşündüğü gibi yüksek sesle falan değil, öyle yüksek tondan bağırarak, çağırarak, hat bildirerek değil, o işler geçti, kimse duymuyor, kimseye tesir etmiyor ama güzel cümleler tesir ediyor. Varsa anlatmak istediğiniz güzel cümleler kurun, akılla bilimle anlatın. Talimatla anlatmayın, geçmiyor çünkü, almıyor. Ne çocuklara geçiyor, ne gençlere geçiyor, hiç kimseye de korkutmuyor. Öyle ben bilirim, ben yaparım, isteseniz de istemez de cümlelerin hiçbiri geçmiyor. Bu millet hukuksal mücadelesini verecek. Her ilçenin, Bağcılar'ın, Gazi Osman Paşa'nın, Ümraniye'nin, Sultanbeyli'nin, Küçükçekmece'nin, Arnavutköy'ün, köylerinin, varoşlarının, çeperlerinin, nerede yaşıyor olursa olsun herkesin ekmeğinin, yaşamının, savasının, suyunun, maneviyatının, mezarının, bütün her şeyinin, geçmişinin haklarını savunuyor. Onun için buradayım. Savunmaya da devam edeceğim. Sayın Başkanım, sabah geldiğinde beklemesi biraz önce verdik. Vatandaşlık kendisi yoktu Sayın Başkanım. Evet, arkadaşlar açalım. Hayır, bu şekilde zaten ters, her şey ters işlediği için neyin ne zaman olacağı konusunda elbette bir fikrimiz yoktu ama gayet tabii itiraz edeceğiz. Öyle bir plan olur mu? Toplumsal uzlaşmanın olmadığı bir bölü 100 bir plan olur mu? Daha önce yapmaya çalıştıkları gibi kapalı kapılar ardında. Tekrar söyleyeyim, bak 39 bölgesi var, 39 ilçesi var. Geçelim her şeyi bir kenara. 39 belediye başkanının hangi konuda bilgisi var? Yok. Ben şahidiyim ya son 6 yılım. Ondan öncekilerin şahidi arkadaşlarım var. Tek bir kelime, yazı, bilgisi yok. 16 milyon insan bunları söylemem için beni seçti. Ben onların sesiyim. Sayın İmamoğlu bu. Tabii isteyenler de olduğu söyleniyor. Hani bu biraz geliyor. İstanbul'u sevmemektir. Ülkeyi sevmemek, bizim İstanbul'u sevmemektir yani. Sevmemektir, doğru. Ne? Yani biz şehrin vicdanını temsil ediyoruz. Bilimsel
tezlerle ortaya çık. İstemek kuru kuruya ise ben istemiyorum diye kimse bu işi istemiyorum demez. Bir başkası istiyorum diye de kimse bu işi istiyorum demesin. Akıl ve bilim var orada, raporlar var orada. Onlar incelesin. Devam edecek. Devam edecek. Daha çok bilgi sahibi yapacağız. Bugüne kadar hiç kimsenin bilgi sahibi yapılmaması konusunda ki o tutarsızlığı ya da o ilgisizliği tam aksine daha fazla bilgi sahibi yapacağız. Daha fazla insanlara bilgi akıtacağız. Hayır, ne anlama geldiğini ifade edeceğiz. O ekranları kullanmanı deniyor. Hayır, ben belediye başkanı topluma bilgi veriyorum. Bilgi verme hakkı, yani toplumun bilgi alma hakkına saygı duyarak onların bilgi almasını sağlıyorum. Keşke 8 senedir bu işi evirip çeviren insanlar tek bir sayfa akılla, bilimle bir şey sunsaydı. Ne gördünüz kanalla ilgili, ne var aklınızda? 80 katlı, 70 katlı tridiler var. Yani çizgi film. Çırtırı diye başka bir şey yok. 70-80 katlı bir de yatlar var, villalar var, hatta saraylar var. Yani kanalın kenarında saraylar var. Ya bu millet kat istemiyor, yat istemiyor, saray istemiyor, 80 katlı bina hiç istemiyor. Bu millet ne istiyor biliyor musun? İş, aş, ekmek, eğitim. Bakın milletin çocukları okullarında okuyamıyor diye zoraki satışlar yapılıyor. Özel okullar kapatılıyor. İnsanlar özel okulu bile çevirip çeviremiyor. Ya bütün bu sorunlar varken, bakın yurt dışı ile ilgili ilişkilerimiz, problemlerimiz, birçok konu, uluslararası ilişki sorunlarımız, bütün bu sorunlar varken bu şehri ve bu ülkeyi Kanal İstanbul'la meşgul etmek devlet adamlığına sığmaz. Biz bu bilgileri vermeye devam edeceğiz. Evet. Sayın İmamoğlu, bu referandum tartışmasına ilgili ne diyorsunuz? Kanal İstanbul'un referanduma götürülmesi. Halkın fikri her zaman önemli. Koşa koşa gidelim. Başkanım, biz sarılabilir miyiz? Halkın bilgisine, halkın ilgisine, halkın söylemek istediklerine herkesin dinlemesi gerektiğini Arkadaşlar, basamak var arkadaşlar. Arkadaşlar, basamak var. Yok.